Merhaba arkadaşlar, şimdi hep birlikte Turfos'un yayınlamış olduğu YKS denemesi 2018'in TYT kısmını çözüyoruz. Oldukça kaliteli sorular var. Mutlaka bu denemenin çözümlerini izlemeden önce kendiniz de süre vererek çözmeye çalışın. Daha sonrasında da cevapları benden dinleyebilirsiniz. Birinci soruda ağzı açık şekil 1'deki ince cam şişenin içine kağıt konulup kağıt tutuşturuluyor. Kağıt yanmaya başlayınca burada tabii ki oksijen tüketimi olacak. İç basınç da azalmaya başlayacak. Tam bu esnada da yanma olayı devam ederken şişenin ağzı kapatılıyormuş. Şişenin ağzı kapatılınca burada ne olacak? Basınç düşecek. Daha sonra bu haldeyken sıvının içerisine, suyun içerisine bu şekilde daldırılıyor. Ve daha sonrasında da kapağı açılıyor, ağzı açılıyor. Buradaki P basınç değeri dış basınç değerinden daha küçük olacak bu yanma olayının sonrasında. Dolayısıyla bu içerideki basınç dışarıdaki basınçtan daha düşük olduğu için sıvının burada bir miktar yükselmesini bekliyorum. Dolayısıyla sıvı seviyesi burada yükselecek. Sıvı seviyesi burada yükselirken tabii ki suyun seviyesi de burada ister istemez azalacak. Suyun şuradaki önceki seviyesine H, şuradaki seviyesine de H üssü diyelim. Şurada bir dış basıncımız var. K noktasındaki basıncın değerini hesaplamak istersek ne olacak? P0 artı HDG diye yazacağız. Ama buraya geldiğimizde ise şu noktadaki basınç artık yine dış basınç olacağı için P0 olacak. P0 artı H üssü DG olacak. Dolayısıyla K noktasındaki toplam basınç azalmış olacak. Aynı zamanda su seviyesi de azalmış olacak. Dolayısıyla cevabımız azalır. Bu nedenle A şıkkını işaretliyorum. Sıradaki soruda bir ısıtıcımız var. Isıtıcı pek de derine daldırılmadan suyun hemen yüzeyinde çalışmaya başlıyor. Suyu ısıtıyor. Su tabi burada ısınırken suyun üst yüzeyinde bir buharlaşma gözlenince bu deneyi yapan Ayaz ısıtıcıyı prizden çekiyor. Daha sonrasında suyun ısındığını düşünerek işte bir termometre yoluyla ya da elini daldırarak suyun sıcaklığına bakıyor ama suyun çok ısınmadığını görüyor. Suyun sıcaklığının Ayaz'ın beklediği sıcaklıktan daha düşük olmasını yargılarından hangileri açıklar demiş. Şimdi burada ısıtıcı yüzeyde çalıştığı için ve ısınan sıvı da yukarıya doğru hareket ettiği için alt tarafları ısıtma şansımız pek olmadı kısa bir sürede çalıştırdığımız için. Bunu daha verimli bir şekilde çalıştırabilmek için tabii ki en dibe doğru koymamız gerekirdi. Böylelikle ısınan su tanecikleri de burada hareket ederdi. Bir nevi kendi içerisinde karışırdı ve ortalama olarak daha yüksek bir sıcaklık elde etme şansımız olurdu yeterince beklediğimizde. Isıtıcının gücü su miktarına göre yetersiz kalmıştır denmiş. Buradaki esas mesele bu değil. Şu bahsettiğimiz derine daldırma olayı olacak. Su konveksiyon yolu ile hızlı ısı aktarımı yapmamıştır demiş. Bu doğru olacak çünkü hızlı ısı aktarımı yapabilmesi için buna dibe daldırılması gerekiyordu ve böylelikle suyun birçok noktasını ısıtabilecekti. Bu nedenle bu açıklamalarımızdan biri olabilir. Isıtıcı su içerisinde doğru yerleştirilmemiştir. Evet, dibe daldırılmalıydı. Bu da doğru olacak. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Sıradaki soruda bize balığın gerçek konumu verilmiş. Balıkçının bu balığın yerini nerede göreceği sorulmuş. Şöyle yapalım. Şimdi burası sıvının içi olduğu için, suyun içi olduğu için burası yoğun ortam. Burası da az yoğun ortam. Dolayısıyla şöyle bir ışın gönderdiğimiz zaman bu ışın şöyle de bir normal olsun. Bu normalden uzaklaşarak kırılıp balıkçının gözüne doğru gelecek. Gene aynı noktanın hemen yanından bir başka ışın çıkardığımızı düşünecek olursak bu görüntünün yerini bulabilmek için buradan çıkan ışın da biraz daha dik geleceği için biraz daha az kırılarak tekrar balıkçının gözüne gelecek. Tabii burada daha iyi çizmek gerekiyor. Bu ikisinin doğrultusuna baktığımız zaman şu yeşil olanın doğrultusu, bu da sarı olanın doğrultusu. Bu iki ışın şurada bir yerde kesişecek. Dolayısıyla biz de balığı şöyle bir yerde görmeliyiz. Bu nedenle de sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Yatay zemine duran ayaklarının uzunlukları eşit olan bir masa var. Burada M kütleli bir cisim, burada da 2M kütleli bir cisim var. Bunlar ilk ıssızlı şekilde burada duran kaplara bırakılıyor. Bırakılınca daha yüksek kütleli olanın olduğu yerdeki sıçrama miktarının daha fazla olduğu gözlemlenmiş. Bu gözleme göre hangileri doğrudur diye soruyor. 2 numaralı kaptaki sıçramanın fazla olması 2M kütleli cismin yere göre potansiyel enerjisinin daha büyük olmasıdır demiş. Bu doğru olacak çünkü bu 2M kütleli cisim H kadar yüksekte olduğunda 2MGH, M kütleli ise MGH kadar potansiyel enerjiye sahip olacak.
Daha sonra bu kinetiğe dönüşecek, bu da kinetiğe dönüşecek. Dolayısıyla daha yüksek bir kinetik enerjiyle geleceği için sıçrama etkisi daha fazla olabilecek. Hava sürtünmesi olmasaydı kaplardan daha fazla miktarda su sıçrardı demiş. Evet, hava sürtünmesi olmasaydı cisimler daha yüksek hızla sıvının içerisine gelecekti. Bu da doğru olacak. Cisimlerin yere çarptığında mekanik enerjileri eşittir. Farklı sıçrama miktarlarının nedeni cisimlerin hacimlerinin farklı olmasıdır demiş. Bu öncülü yanlış olacak. Çünkü herhangi bir anda cisimlerin mekanik enerjileri birbirine eşit değil. Başlangıçta bunun mekanik enerjisi mgh iken diğerinin mekanik enerjisi 2 mgh kadar olacak. Dolayısıyla bu öncülde hatalı olacak. Cevabımız 1 ve 2. Sıradaki soruda boyutları aynı ama kütleleri farklı olan x ve y küplerin arasına ince bir ısı yalıtkanı konuluyor. Demek ki arada bir ısı alışverişi olmayacak. Buna göre Jale, Selçuk ve Burak'tan hangilerinin yaptığı işlem sonrası x ve y cisimlerinin yere göre potansiyel, toplam potansiyel enerjisi değişmeyebilir diye soruyor. Önce Jale'nin yaptığına bakalım. 1 ile 4'ü birlikte yapıyor. 1. X cismini ısıtmak. X cismini ısıtırsak X cismi genleşecek ve ağırlık merkezi bir miktar yukarıya doğru hareket edeceği için potansiyel enerjisi artacak. 4'te ne varmış? Y cismini soğutmak. Y cismini soğutunca hem X cismi aşağı doğru hareket edecek hem de Y'nin ağırlık merkezi daha da aşağı doğru hareket edecek. Bir yerde artış, bir yerde azalma olduğu için bunlar birbirini dengeleyebilir. Dolayısıyla Jale'nin yaptığı sonucunda toplam potansiyel enerji değişmeyebilir. Selçuk 2 ve 3'ü birlikte yapıyor. Bu sefer bu da Y cismini ısıtırken X cismini soğutuyor. Yani Jale'nin yaptığının bir nevi tam tersini yapmış gibi oluyor. Bunda da birinde artış varken diğerinde azalma olacağı için bu da değiştirmeyebilir diyebiliriz. Burak ise yalnız 5 işlemini yapıyor. Bunların kütleleri birbirinden farklı olduğu için yer değiştirdiğimizde mutlaka potansiyel, toplam potansiyel enerjide bir değişiklik olacak. Dolayısıyla Burak'ın yaptığı mümkün değil. Cevabımız Jale ve Selçuk olacak. Bu yüzden D şıkkını işaretliyorum. Şekildeki soruda sürtünmeli eğik düzlemin K üst ucundan buradan bir küre kaymadan dönecek şekilde, yani yuvarlanarak hareket edecek ve ilk hızla atılıyor. Bu cisim daha sonrasında ilerliyor, L'ye çarpıyor, yapışıyor. Daha sonra dönme durduğu için birlikte kayarak aşağı doğru inmeye başlıyorlar. Bizden buradaki sürtünme kuvvetlerini adlandırmamız istenmiş. Hemen şuradaki duruma bakalım. Burada cisme bir sürtünme kuvveti etki ediyor. Ama bu sürtünme kuvveti cisimle yüzey arasında bir kayma olmadığı için, tekerlek burada, küre burada kaymadan dönecek şekilde ilerlediği için statik bir sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvvetinin yönünü de gösterelim. Sürtünme kuvveti burada yukarıya doğru, hatta hemen şunu da gösterelim. Sürtünme kuvveti bu yönde olduğu için cismin üzerinde şu yönde net bir tork oluşturuyor ve cismin gittikçe bu yönde hızlanmasını sağlıyor. Burada herhangi bir kayma durumu olmadığı için buradaki sürtünme durumuna statik sürtünme durumu diyoruz. Çünkü durgun bir durum var. Bu noktanın ayrıca hızı da dönme hareketinden hatırlayacaksınızdır. Burası V hızıyla giderken burası 2V hızıyla ilerler. Burası hızı 0 olacak. Dolayısıyla burada herhangi bir kayma söz konusu değil. Daha sonrasında bu birleşme yaşandıktan sonra burada şöyle bir sürtünme kuvveti etki edecek ve burada kayma durumu oluşacak. Birlikte takozla birlikte kayarak aşağı doğru ilerleyecekler. Dolayısıyla burada da hareketli bir sürtünme durumu var. Dolayısıyla kinetik sürtünme burada etki edecek. KL arasında statik sürtünme olacak. LM arasında da kinetik sürtünme olacak. Sorumuzun cevabı da B şıkkı. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız bazı problemlerde maddenin yoğunluk farkından yararlanarak çözümler üretiriz. Aşağıdaki problemlerin hangisinin verilen çözümünde yoğunluk farkından faydalanılmamıştır diye sorulmuş. Yumurtanın bozuk olup olmadığını anlamak için tuzlu suya bıraktığımız zaman yoğunluğun ayırt edici özelliğinden faydalanmış oluyoruz. Bir tesbihin kehribar olup olmadığını anlamak için tuzlu suya bıraktığımızda yine aynı şekilde yoğunluk farkından faydalanıyoruz. Ağaç kütüklerinin taşınmasında nehirlerin kullanılması ağaç kütükleri suda yüzeceği için yoğunluk farkından burada da faydalanıyoruz. Dalgıçların derine dalarken sırtlarına oksijen tüpü alması tabii ki nefes alabilmeleri, oksijen sağlayabilmeleri için suyun altında, dolayısıyla bunun bir alakası yok.
Gemilerin çapalarının demirden yapılması, çapanın batması istendiği için tabii ki demirden yapılması ve aynı zamanda dayanıklı olması da isteniyor. Ama çapalar eğer ağaçtan yapılsaydı tabii ki batmayacaktı. Dolayısıyla burada da yoğunluk farkından faydalanmış. Cevabımız D şıkkı olacak.